Mi arkadaşlar, <laughs> değerli basın mensupları. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün gündemimizde yönetilemeyen salgın, milletimizi ezip geçen ekonomik buhran, ülkemizi oradan oraya savuran devlet krizi vardı. Merkez Yönetim Kurulumuzda buhrandan çıkışa yönelik çözümler üzerinde çalışmaya devam ettik. Sözlerime başlarken kendi ailemizden, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden acı bir haberi paylaşmak istiyorum. Beykoz Gençlik Kolları üyemiz sevgili Furkan Murat Kaya'yı kaybettik. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve örgütümüze başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Değerli basın mensupları, salgının yayılmasını engellemek için lokantalar, restoranlar, kafeler kapalı ama salgın AK Parti il kongrelerine ve protokol cenazelerine uğramıyor. Bu Sağlık Bakanımızın attığı bir tweet. Ne diyor Sağlık Bakanı burada? Duygularımızı rahatça paylaşacağımız günler için cenaze ve nikahlarda 30 kişiyi geçmiyoruz. Bu da dünkü protokol cenazesinden bir fotoğraf. Cenaze Lebalep dolu. Tabii ki müteveffaya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz ama bu cenazede bu kadar kalabalık başka ölümlere davetiye çıkartmaktan başka bir şey değildir. Ne yazık ki Sağlık Bakanı da bu kalabalığın tam göbeğinde salgını hafife alamayız. Bu salgında 28 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Ekonomik kayıplarımız da cabası. Esnaflarımız perişan, çiftçilerimiz perişan, işçilerimiz perişan. Tüm dünya salgınla mücadeleyi bir dünya savaşı ciddiyetinde götürüyor. Normalleşmede gecikilecek her dakika insani kayıplar kadar ekonomik kayıpları da arttırıyor. Şimdi Sağlık Bakanı bunu yaparsa, e milletimiz de bu salgını ciddiye almaz. Bu görüntüleri açıkçası çok yadırgadır. Değerli basın mensupları, bölücü terör örgütünün kahpe yüzünü bir kez daha gösterdiği acılarla dolu bir haftayı geride bıraktık bölücü terör örgütü 5-6 yıldır elinde rehin tuttuğu savunmasız silahsız 13 yurttaşımızı bir mağarada alçakça vicdansızca katletti. Canlarımızı aramızdan kalleşçe aldı. Bu harekatta rehineler dahil 16 şehidimiz var. Bölücü terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. Bu katliamın bu katliamın faillerinin teröristlerin bir an evvel cezalarını görmelerini bekliyoruz. Terör nereden, kimden gelirse gelsin insanlık suçudur. Terörden fayda ummak ya da terör karşısında susmak da büyük bir insanlık suçudur. Kahraman askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede başarısı tartışılmaz. Tarih ve milletimiz buna şahittir. Ama son operasyon Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın ifadesiyle başarısız oldu. Asker, polis, devlet görevlisi 13 rehineye kurtarılamadı. 16 insanımız şehit oldu. Bu katliamın faili tabii ki hain, bölücü terör örgütüdür. Buna hiç şüphe yok. Bundan kuşku yok. Ama başarısız rehime kurtarma operasyonunun sorumlusu kim? Biz bu soruyu milletimiz adına şehitlerimiz ve onların aileleri adına soruyoruz. İstihbarat mı yetersizdi? Planlama mı yoksa zamanlama mı hatalıydı? Kurtarma operasyonunun baskın vasfını kaybettiren hangi gelişmeler oldu? Ucube tek adam rejimi elinde emir komuta zinciri mi dağıldı? Kurtarma operasyonu şahsım hükümetindeki erimeyi durdurmak ve anketlerde baş aşağı gidişi engellemek için siyasi sahiplerle mi yapıldı? Zorlandı. Demokratik şeffaf toplumlarda tüm bunlar tartışma konusudur, tartışılır. Yetkili varsa sorumlu da vardır, sorumlular da bunun hesabını verir. Ama işler bizde öyle yürümüyor. Milletin yüreği lebalep acıyla dolurken doluyken partili Cumhurbaşkanı Erdoğan lebalep doldurduğu kongre salonlarında boy gösteriyor. Orada da ne diline, ne gülüşüne, ne ne davranışlarına dikkat ediyor. Hain terör örgütünün rehin aldığı görevlilerimize esir diyor. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı rehinelere esir diyerek bölücü terör örgütü PKK'ya devlet payesi verdiğinin farkında değil mi? Bu rezalet yetmiyor. Milletimiz tek sorumludan Garada neler yaşandığını tezahüratlı, esprili, bol gülücükte AK Parti kongrelerinde öğreniyor. Hadi milletimizi zaten unuttunuz. Millete saygınız kalmadı. Ama acılı şehit ailelerine ve şehitlerimize şehitlerimize de mi saygınız yok? Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düşmüş. AK Parti genel başkanı ve yöneticileri kongrelerde eğleniyor, gülüyor, espriler yapıyor. Bugün de devam etti. Bir de kongrelerde İstiklal Marşı şairimizden mısralar okuyorlar. Aslında İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Başka dizeleri de var. Bunları unutmuş görünüyorlar. Ben okuyayım. Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, ey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. Allah aşkına. Ya evinde düğün olur mu? Bizim bildiğimiz komşu evinde cenaze varsa komşunun acısı paylaşılır önce. Siz bu hale hangi zaman geldiniz Sayın Erdoğan? Bu milletten, bu milletin değerlerinden nasıl bu kadar kopabildiniz? Ülkemizde ciddi, tarafsız bir cumhurbaşkanı olsaydı milletimiz bu felaket haberini Malatya valisinden veya AK Parti il kongresinden öğrenmezdi. Ciddi, tarafsız bir cumhurbaşkanı daha o akşam milletin huzuruna çıkar, Metanet'te, Garada yaşananları milletimize anlatırdı bayraklarımızı yarıya çektirir, ulusal yas ilan ederdi. Ama partili cumhurbaşkanı Suudi Arabistan kralından esirgemediği ulusal yası kahraman şehitlerimizden esirgedi. İşte devlet krizi dediğimiz tam da budur. Ama partili cumhurbaşkanı şehidimizin anacığına başsağlığı dilemeyi bile bir siyasi faaliyete dönüştürdü şehit anasının acısından siyasi rant devşirmeye kalkıldı. Şimdi ciddi tarafsız bir cumhurbaşkanı olsaydı yaşanan acıyı hiç kuşkunuz olmasın ki siyaset, siyaset üstünde tutardı. Tüm parti liderlerini bir masa etrafında toplardı. Bugün ülkemizin en büyük açığı ne cari açıktır ne de bütçe açığıdır. Bugün ülkemizin en büyük açığı herkesi kucak, kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanı açığıdır. Bugün eğer derin bir devlet krizi yaşıyorsak sebebi işte bu açıktır. Partili Cumhurbaşkanı kurtarma operasyonunu partisinin ilk kongrelerinde davul zurna'yla ilan etmeye niyetliydi. Görüntülü müjdelerim olacak diyerek ulusal ulusa sesleniş programına randevular veriyordu operasyon başarılı olsa sorumlusu benim ben diye zafer naraları atacaktı. Ama kurtarma operasyonu başarısız olunca önce muhalefete saldırdı, hakaretler etti. Genel başkanımız operasyonun ardından millet adına şehitlerimiz için beş soru sordu. Bir bölücü terör örgütünün elindeki evlatlarımızı kurtarmak için beş altı yıldır ne yaptınız? İki Bölücü terör örgütü liderinden İstanbul seçimleri için mektup almayı dilenmeyi bildiniz de bu evlatlarımızı kurtarmak için neden benzer bir girişimde bulunmadınız? 3. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dostum diyordunuz. Bu dostluktan neden evlatlarımızı kurtarmak için yararlanmadınız? 4. Ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerinden daha önce olduğu gibi neden yararlanmadınız? 5 bu başarısız operasyonun sorumluluğunu, nedenlerini kim üstlenecek, kim anlatacak? Ama bu sorulara cevap yerine ağzı alınmayacak hakaretler geldi. Bugün de bu seviyesiz sözler sürüyor. Sarayın iletişim başkanı bile Erdoğan'ı sansürlemek zorunda kaldı. Bu nasıl bir anlayış? memnuniyet ve iltifatlar Erdoğan'a, şikayet ve hakaretler Kılıçdaroğlu'na. Açık söyleyeyim, testi de ne varsa dışına o suzar. Takvası azalan kişinin hayası da azalır. Erdoğan hakaretle de yetinmedi. Sorumlu Türkiye Cumhuriyeti devletidir diyerek devletin arkasına saklanmaya kalktı. Başarısızlıktan kendini değil devletini sorumlu tutan bir cumhurbaşkanı bu dünyanın neresinde görülmüştür? Neresinde duyulmuştur? İşte devlet krizi dedikleri tam da budur. Sayın Erdoğan, bu ucube rejimde devleti tek başına yöneten sizsiniz. Parti genel başkanlığını ve cumhurbaşkanlığını aynı kişide siz bütünleştirdiniz. Bu sizin tercihiniz. Bu ucube rejim elbisesini kendi bedeninize göre siz diktiniz. Küçük ortağınız da yamaklığınızı yaptı devleti kim şahsında tecessüm ettirdiyse sorumlu elbette odur. Sorumluluktan kaçamazsınız. Bunu siz istediniz Sayın Erdoğan. Şahsım hükümetinin sınırsız yetkileri olacak ama yetkinin beraberinde olması gereken sorumluluk olmayacak yetkileri sahipleneceksiniz, bu yetkiler benim diyeceksiniz ama sorumluluk benim değil diyeceksiniz. Bunu yaparsanız devlet krizi denen tam da budur. İşte bu nedenle Erdoğan ve şahsım hükümetin elinde bu güzelim ülke oradan oraya savruluyor. Değerli basın mensupları, terörizmle mücadelede başarının iki kritik unsuru vardır. İlki teröre dış desteğin kesilmesi, ikincisi içeride birlik ve bütünlüğün sağlanmasıdır. Bugün bölücü terör örgütü mutasyona uğrayıp Suriye'de farklı isimler aldıysa, burada uluslararası tanınırlık kazandıysa, mevcudu 15 bine ulaştıysa, tabii ki emperyalistlere kızacağız. Bu bölgede hesabı olan egemen güçlere elbette tepkimizi göstereceğiz. Ama eğri oturup doğru da konuşacağız bugün Suriye bölünüp parçalandıysa Emevi Camii'nde cuma namazı kılma rüyası görenlerin bunda hiç mi sorumluluğu yok? Sizin hatalı kararlarınızın bunda hiç mi payı yok? Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak işlerin buralara geleceğini öngöremediniz mi Sayın Erdoğan? Bugün ülkemiz en haklı davalarını dışarıda anlatamıyor. Çünkü devlette liyakatin yerini Saraya sadakat almış durumda. Büyükelçilik makamları eşe dosta dağıtılan arpalıklara dönüştü. Bugün dünyanın altı kritik başkentinde çekiş, çekirdekten yetişmiş büyükelçiler yok. Kim var? Çekirdekten yetişmiş AK Partili siyasetçiler var. Bugün terörizmle mücadelenin diplomasi cephesinde bir zafiyet olduğu açıkça ortada. Bunda yaptığınız tercihler nedeniyle sizin hiçbir sorununuz yok Sayın Erdoğan. Gelelim içeriye. Toplumu bölerek parçalayarak terörizmle mücadele olmaz Sayın Erdoğan. Toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak, toplumu kutuplaştırarak oy devşirmenin bir sınırı vardır. Siz o sınırı çok zorladınız. 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bu topraklarda yaşanan acılar daha unutulmadı. Ama siz de şunu unutmamalısınız. Aynı derede iki kez yıkanılmaz. Evet. 15 Temmuz hain darbe girişimi o gece bu millet göğsünü devletine siper etti. Siz ne yaptınız? Tüm toplumun kucaklaşması, yaraların sarılması için tarihi bir fırsatı heba ettiniz. Şerden hayır çıkarmak yerine 20 Temmuz sivil darbe girişimiyle tarihi fırsatı siz teptiniz Sayın Erdoğan. Toplumun yüzde yüzünü kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanı olmak yerine yüzde elli artı bir bana yeter, yeter ki AK Parti genel başkanı olayım dediniz. Bunun için tarafsızlık yemininizi çiğnediniz. Bugün hala hatalarınızdan ders almıyorsunuz. Toplumu kutuplaştırarak, gençlerimizle kavga ederek, sağa sola tehditler, hakaretler savurarak, herkese terörist yaftası yapıştırarak, gerçek teröristlerin ekmeğine yağ sürdüğünüzün farkında değil misiniz? Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. E siz bunları yapınca milletvekilleriniz, atanmış bakanlarınız, genel başkan yardımcılarınız, saraydaki bürokratlarınız, danışmanlarınız milletimize parmak sallayıp had bildirmeye kalkıyorlar. Yıllarca bürokratik oligarşiden bahseden sizsiniz. Milletten vesayet rejimiyle mücadele edeceğiz, vesayeti kaldıracağız diye o isteyen de sizsiniz. Şimdi sarayınızdaki bürokrat oligarşisine sesiniz çıkmıyor. Aksine saray vesayetinden son derece memnunsunuz. Danışmanlarınızın sınırsız saçmalama hakkı nereden geliyor Sayın Erdoğan? İletişim Başkanı hesap verecek demek devletten hesap sormaktır diyen sözde hukukçu danışmanlarınız var. Bu ne kibir? Ben söyleyeyim. Bürokrat devlet değildir. Bürokrat devletin memurudur. Devletin memurundan da yaptığı ya da yapmadığı hakkında elbette hesap sorulur millete hizmetkar olacağım derken devlet benim diyerek şimdi millete dikleniyorsunuz. İşte bu vesayet rejiminin tam da daniskasıdır. Siz devlet olamazsınız. Olsanız olsanız beş yılına seçilmiş bir hükümet olursunuz. Devlet baki, siz gidicisiniz. Herkes ona göre davransın. Herkes haddini bilsin. Milletin vergileriyle yapılan her işten Milletimizin vergilerini harcayan herkesten elbette hesap sorulur. Hukuk devletinde iletişim başkanınızdan da hesap sorulur. Milletin 128 milyar dolarını buharlaştıranlardan da hesap sorulur. Bu rakamlar benim değil, Merkez Bankası'nın. Bugün rezervlerden bahsediyorsunuz. Bak 18 Şubat itibariyle bakın. Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri eksi 600 milyon dolar. Merkez Bankası'nın kasasında kendine ait döviz bırakmamışsınız. Bir de kısa vadede iade edilmek üzere 56 e, 56 milyar dolarlık swap yükümlülükleri var. Bunları da dikkate alıp rezervlerden düşersek Şubat ayı ortası itibariyle Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 57 milyar dolar oluyor. Ülkemiz böyle bir tabloyla hiçbir zaman karşılaşmadı. Şu kadar rezerv var, bu kadar rezerv var ondan sonra. Bakın bu rezervler bıraktık devletin ve ekonominin ihtiyaçlarını karşılamayı. Merkez Bankası kendi döviz yükümlülüğünü dahi bu rezervlerle karşılayamaz. Oysa 2019'un hemen başında swap yükümlülükleri de dahil net rezervler artı 54 milyar dolardı. İki yılda ne oldu da Merkez Bankası 70 sente muhtaç hale geldi? Evet, işte bu devlet krizidir. Bunun sorumlusu kim? Sayın Erdoğan. Merkez Bankası kasasından 128 milyar dolar bir kuru inat uğruna boş yere yakıldı. Şimdi bu 128 milyar doları yerine koymak hem yıllarımızı alacak hem de maliyeti maalesef çok yüksek olacak. Biz aylardır soruyoruz. Bu 128 milyar dolar nereye, nasıl, kimlerin imzasıyla satıldı? Açıklayacaksınız. Bu döviz rezervleri neden açık şeffaf bir şekilde her dalgalı kur rejiminde olduğu gibi ihaleyle satılmadı? Neden gizli saklı arka kapı operasyonları kullanıldı? Bu işlemler tahkikattan müfettiş denetiminden geçti mi? Biz bu soruları kendi adımıza değil, milletimiz adına soruyoruz. Ama saray ve şürekası avazları çıktığı kadar barbar bar bağırıyorlar. Dün bu kakofoniye yeni hazine ve maliye bakanı katılmıştı. Şimdi de bugün de bu konuda uzun süredir suspus olan AK Parti genel başkanının katıldığını gördük. Hayırdır? Damada yeni bir koltuk mu hazırlanıyor? sorularımızı doğru dürüst cevaplamak yerine sorularımıza ihanet, seviyesiz siyaset bu tür ifadeler kullanılıyor. Seviyesiz siyaset milletine hesap vermekten kaçan siyasettir. Aslında bu sorularımıza Erdoğan'ın ne cevap vereceği zaten malum bağırıp çağıracak ama ben şu yeni Sayın Bakan'a soruyorum. Madem Damadın yaptığı işler doğruydu. Siz o koltuğa neden getirildiniz? Eğer damadın arka kapıdan ihalesiz döviz satması doğruysa neden bu arka kapı işlemlerine son verdiniz? Damatla beraber Merkez Bankası Başkanı neden değiştirildi? Kimse milleti kör, alemi de sersem sanmasın. O günkü hatalar nedeniyle bugün millet 40 katır mı 40 satır mı noktasına getirildi. Ekonomi yüksek faiz, yüksek kur kıskacına sokuldu. Millet işsiz aç, tefeci eline düşen babalar, evlatlar canına kıyıyor. Esnaf, çiftçi, kobi faize ezdiriliyor. Ekonomik buhran aileleri dağıtıyor. Erdoğan çıkıyor, ülkemizde aile yaşamını bitireni arıyor. Ben size bir mektup okuyayım. Şimdi buraya aşağı inerken bu mektup elime geldi. Mektup şöyle başlıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ülkemizin bulunduğu zor durumu en iyi yaşayan vatandaşlardan biriyim. Kandil gecesi cebimdeki son parayla çocuğuma bir gofret aldım. Bir babanın verebileceği en zor kararı verdim. Ve onu sosyal esirgeme yurduna bıraktım. İnancım, Allah korkum olmasa emin olun intiharı bile düşündüm. Çalacak kapım kalmadı, dayanacak gücüm de kalmadı. Üç ay aşkın süre geçti. Ortada ciddi bir ekonomik program yok. Ne var? Yüksek faizden medet uman bir yönetim var. Şimdi bu yönetimle dünyada en yüksek faizi veren on ülkeden biriyiz. Dünyanın en yüksek faizlerinden birini vererek döviz kurunu tutmaya çalışıyorlar. Yüksek faizle Londra bankerlerini abat ediyorlar. Sonra da bugün kongrede çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne faizci diyorlar. E insanda biraz insaf olur. Biraz utanma olur. Damadın istifa ettiği gün Türkiye'ye 1 milyon dolar getiren ve hazine borçlanma kağıdına yatıran yabancı banker bugün 1 milyon 220 bin doları cebine koyup gidebilir. 3 ayda dolar cinsinden getiri yüzde %22. Bu bankerlerin kendi ülkelerinde faiz kaç? Sıfıra yakın. Sıfırla borcu alacaksın, üç ayda yüzde yirmi iki kazanacaksın. İşte yok yere yakılan yüz yirmi sekiz milyar doları yerine koymak ve döviz kurunu istikrar içinde tutabilmek için bu ülkeye, bu millete ödettirilen bedel bu. Şimdi IMF çıkmış, yüksek faiz verenleri övüyor bu program iyi diyor. Bu programa icazet veriyor. Yeni ekonomi yönetiminin sırtını sıvazlıyor. Hayırlı olsun program IMF'nin icazetini de almış bir program. IMF icazetli programla yürüyeceksiniz sonra da CHP'ye kalkıp IMF'ci diyeceksiniz. Ya arsız güçlü olunca haklıyı haksız çıkarmaya çalışırmış. Böyle diyor atalarımız. Bugün hesap vermesi gerekenler hesap soranlara yayın yasağı getiriyor. 128 milyar doların hesabını daha veremeyenler şimdi kalkmışlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden 500 bin lira istiyorlar. Bu 500 bin lira da yol oldu. Sanki çok küçük bir paraymış gibi. Kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde milletin kör kuruşunun hesabı yargı önünde sorumlulardan mutlaka sorulacaktır. Şimdi elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama bir başka hesap da sandıkta milletimiz tarafından milletin mutluluğunu çalanlardan sorulacaktır. Bakın şimdi vereceğim rakamlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakamları değil. TÜİK'in rakamları. 2003'te ben mutluyum diyen yurttaşlarımızın toplam nüfusa oranı yüzde 60'mış. 2016'da yüzde %61 61'e kadar çıkmış. Ama 2016'dan itibaren her yıl sürekli düşmüş. 2020'de de yüzde %48 48'e gerilemiş. TÜİK'in yaşam memnuniyeti anketinde 4 yıldır üst üste düşüşle bu ülkede ilk defa karşılaşıyoruz. Milletimiz mutlu değil. Mutlu da değil, gelecekten de umutlu da değil. 2016'dan bu yana milletin Millet gelecekten umudunu kesmiş vaziyette. Bir yıl sonrası daha iyi olacak diyenler 2016'da yüzde 42 idi. Şimdi 2020'ye geldik yüzde 29'a düşmüş. E bu tablonun sorumlusu kim Sayın Erdoğan? Ülkeyi kim yönetiyor? Ama artık herkes biliyor ki Erdoğan'ın şahsı hükümeti milletin mutluluğu için değil, yandaşın mutluluğu için çalışıyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti kamu özel işbirliği garantileri nedeniyle sadece bu yılın ilk ayında, Ocak ayında 5'te havuz cuntasını 3,4 milyar lira para ödemiş. Ama bunlara para yetmiyor. Üçüncü havalimanına yolcu gelmeyince yandaş müteahhitler havalimanı kirasını ödemeyelim. Kirayı öteleyelim diye yine Erdoğan'ın kapısını çalmışlar. Beşli havuz cuntası dövizli garantileri almaya gelince şahin ama devletin kirasını ödemeye gelince serçe. Ama öyle gözüküyor ki beşli cunta arasında da sorunlar çıkmaya başlamış. Şimdi ihalelerde birbirlerini şikayet ediyorlarmış. Aslında bu hep böyledir. Pasta küçüldükçe kavga büyür. Değerli basın mensupları, Sarayın milletimize tepeden bakan, milletimizi görmeyen tavrına artık kendi partileri, AK Partililer de isyan ediyor. Konya'da il başkanlığına adaylığı engellenen bir AK Partili parti zenginler kulübü oldu diye bağırıyor. Yine partiden istifa eden bir vatandaşımız önceden garibanın partisiydi, şimdi parası olanın partisi oldu diyor. AK Partili il yöneticisi Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na senin oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor diye isyan ediyor. Sonra değişiyor ama önemi yok. Yani artık kol kırılıp yen içinde kalmıyor. Kokular arşa yükseliyor. Sayın Erdoğan size tavsiyemiz hatalarınızla artık yüzleşin. Başkalarını suçlamayın. Sorumluluk sizin. Bu sorumluluğu olgunlukla kabullenin. Bu millete verecek artık bir şeyiniz kalmadı. Millete söyleyecek sözünüz de tükendi. Metal yorgunusunuz. Kopyala yapıştır konuşmalarla milletin daha fazla zamanını almayın. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Bunu kabullenin. Fişi çekmesi için bir an önce sandığı milletin önüne koyun. Milletin hakemliğine başvurun. Değerli basın mensupları. Biz kendimize güveniyoruz. Biz milletimizin sıkıntılarını bitirmeye talibiz. Liyakatli, ter tecrübeleri, tecrübeli, yeni, genç kadrolarımızla Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetmeye hazırdır. Ülke yönetiminde temel prensibimiz yurtta barış, dünyada barış olacaktır. Çünkü ülkemiz kavgadan, kutuplaşmadan, gerginliklerden çok yoruldu. Ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Biz şuna inanıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Bu ülkede demokrasiye inanan tüm dostlarımızla kimseyi öte ötekileştirmeden, dışlamadan, herkesi kucaklayarak yeni ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimi mutlaka bu ülkeye getireceğiz. Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Tarafsız Cumhurbaşkanlığı makamı milletimizin ve devletimizin birliğini temsil edecek. Bizim yönetimimizde devlet vatandaşına hesap sormayacak. Devlet vatandaşına hesap verecek. Devlete şeffaf ve şefkatli yönetim anlayışını devlette hakim kılacağız. Kurallı ve öngörülebilir bir yönetim olacağız. Kurallı ve öngörülebilir bir yönetimde ancak güçlü kurumlarla olur. Güçlü yasama, yürütme, yargı gücü yasama, yürütme, yargı arasında dağıtacağız. Kontrolsüz güç güç değildir. Bağımsız ve güvenilir yargı olmazsa olmazımızdır. Hakimlerin ve savcıların işe alımında mülakat sistemini kaldıracağız. Hakimler ve savcılar katı bir liyakat sistemiyle işe alınacak. Yine liyakat sistemi çerçevesinde görevlerinde yükselecekler. Hakim ve savcılarımızı politik baskılardan korumak için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Hakim ve savcılarımıza coğrafi teminat getireceğiz. Yine düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızdan siyasetin gölgesini kaldıracağız. Merkez Bankası bağımsızlığını güçlendireceğiz. Merkez Bankası başkanının keyfi kararlarla görevinden alınmasını engelleyeceğiz. Uluslararası standartlarda bir yolsuzlukla mücadele stratejisini hayata geçireceğiz. Siyasetin finansmanını saydamlaştıracağız. Kara paranın aklanmasını engellemek için mevzuatımızı Birleşmiş Milletler standartlarıyla uyumlu hale getireceğiz. Vergisini düzenli ödeyeni cezalandırmayacağız. Aksine dürüst mükellefi ödüllendirecek mekanizmalar kuracağız. Başta kamu-özel işbirliği ve Türkiye Varlık Fonu gibi bütçe dışı uygulamalara son vereceğiz. Yeni dönemde Dışişleri Bakanlığımız özel bir öneme sahip olacak. Büyükelçilik makamını siyasi arpalık olmaktan çıkaracağız. Bu makamı liyakat ve kariyer makamı haline getireceğiz. Dosyasına hakim iyi yetişmiş diplo diplomatlarımızla küresel ve bölgesel diplomasiye ağırlık vereceğiz. Dış politikamızı iki stratejik aks üzerinde inşa edeceğiz. Devletimizin bekası, milletimizin refahı. Biz Doğu Akdeniz'de uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz. Milli çıkar ve menfaatlerimize halel getirmeden bu bölgeyi bir refah ve zenginleşme alanı olarak görüyoruz. Türkiye bu yakın coğrafyanın en büyük ve en olgun ekonomisidir. Körfez ülkelerinden başlayarak Doğu Akdeniz'e kadar uzanacak refah hilalinde Türkiye'yi önemli bir aktör haline getireceğiz. Mersin, Ceyhan ve İskenderun Körfezi'ni tüm Doğu Akdeniz'in Rotterdam'ı yapacağız milli çıkarlarımız ve karşılıklı menfaat temelinde bölge ülkeleriyle bozulmuş ilişkilerimizi onaracağız. Suriye'de normalleşmenin hızlanmasına katkı vererek misafir ettiğimiz 5 milyon Suriyeli'yi Suriyeliyi güven içinde ülkelerine göndereceğiz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük edeceğiz. Küresel salgın sorunlarla beraber yeni fırsatlar da getirdi. Fırsatlardan biri de küresel değer zincirlerinin kısalmasıdır. Dünyadaki dönüşümleri izlemek, ortaya çıkan fırsatları ülkemizin potansiyeliyle buluşturmak üzere Başbakanlığa bağlı stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Ama salgın fırsatlar getirdiği gibi bazı ciddi yükleri de beraberinde getirdi. İki sorun özellikle yakın dönemde ekonomimiz üzerinde baskısını sürdürecek. Bunlardan ilki katılaşan işsizlik. ikinci size mali durumu sürdürülemez şirketler. İşsizliği azaltmak üzere iddialı bir istihdam stratejisi uygulayacağız. Maliye politikasındaki manevra alanını belirli bir program çerçevesinde ve hedef odaklı olarak bu amaç için kullanacağız. Özellikle küçük esnaflarımızın ve çiftçilerimizin yanında olacağız. Esnafımızın, çiftçimizin borçlarının faizlerini sileceğiz. Ana, porş, ana para borçlarını uygun bir vadeye yayacağız. Mali durumu sıkıntılı ancak geleceği ve potansiyeli olan şirketlerimizle küresel değer zincirinde yer bulacak şirketlerimizi kalkınma planlarımızdaki öncelikleri de dikkate alarak destekleyeceğiz. Ancak artık zombi şirket haline gelmiş şirketleri de ekonomideki kıt kaynakları çekip tüketen bu şirketleri de sistemin dışına hızlı yaşayacak düzenlemeleri de yapacağız. Biz Tüm bu politika setini üç yeni ile özetliyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Biz hazırız, Cumhuriyet Halk Partisi hazır, kendimize güveniyoruz. Artık sandığın milletimizin önüne gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Milletimiz de kimin ne olduğunu görüyor. Geleceğini, mutluluğunu, umudu çalanla, umut, umutlarını çalanları biliyor. Artık milletten kopmuş kadroların notunu da veriyor. Sandık önüne gelsin diye milletimiz de bekliyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Geleceğini, mutluluğunu, umudunu çalanları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ederim. Belgin Aydın, TRT Haber. Efendim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin de adınızı zikrederek IMF'ye bir kuruş borcumuz yoktur dedi. E ee, siz de aslında rakamları verdiniz ama bunu bir açıklama sanırsak teşekkür ederim. Bugün bizim ligimizde olan birçok ülkenin IMF'ye borcu kalmadı. Geçmişteki o küresel sermayenin bolluğu nedeniyle. Ama ben bir şey hatırlatmak isterim. Uluslararası para fonundan son borç alan Sayın Erdoğan'ın hükümetidir. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları yönlendireceğim. Ee, Fox ve Halk TV'nin ortak bir sorusu var. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin firari damadı bul paylaşımı sonrası Berat Albayrak'ın avukatı Ömer Çelik ve son olarak da Bakan Lütfü Elvan'dan kınıyoruz açıklamaları geldi. Albayrak'ın avukatı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne 500 bin liralık manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu. Sizin buna ilişkin yorumunuz ne olacak? E, bugün de uzunca süredir bu konuda suskun olan kayınpeder de konuştu. Dedim ya konuşmamda herhalde damadı bir yerlere getirme hazırlığı var. Açıkçası bu lafların hepsini trajikomik buluyorum. Ya üç ayda yaşananları ne çabuk unuttuk. Damat istifasını Instagram hesabından verdi. Instagram hesabından istifa herhalde dünyada bir ilk. Yandaş basın ise damadın istifasını 27 saat haber yapamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde damatla ilgili tüm haber ve paylaşımlar silindi. Kayınpederi damadını Adem'e havale etti. Damat da ortadan kayboldu. Üç aydır ortada yok. Ama ortada da bir kayınpeder damat ikilisinin hesabını vermesi gereken neden Merkez Bankası kasasından buharlaştığının hesabını vermesi gereken 128 milyar dolar var. Bu hesap verildi mi? Verilmedi. Milletin 128 milyar dolarının hesabını önce vereceksiniz. Hangi imzalarla? Hangi arka kapı operasyonlarıyla? Hangi yetkiye istinaden? Bu 128 milyar doları götürüp kamu bankalarına verdiniz. Hazine üzerinden de geçirip. Sonra kamu bankaları bunları hangi kriterlere göre dağıttı? E bu bu hesabın verilmesine bu ülkede ihtiyaç var. E şimdi çıkıp kişilik haklarım zedelendi, 500 bin lira tazminat isterim diyerek bunların üstünü örtemezsiniz. Yani haklıyı haksız çıkarmaya kimse kalkışmasın. Milletimiz çünkü kimin ne olduğunu biliyor. Bu yaşanan çürümeyi de görüyor. Herkesin notunu veriyor. Sandığı bekliyor sabırsızlıkla. Sandıktan sonra da milletin buharlaşan 128 milyar doların hesabını, anlaşılan hesabını sormakta anlaşılan bize düşüyor. Efendim ATV Ulus ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. HDP'li 9 milletvekili ile ilgili fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olacak? E şimdi daha fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmemiş. Bu sabah meclis başkanının yaptığı açıklamadan bunu anlıyoruz. Şimdi bir fezlekenin içeriği nedir? Bir görelim fezlekelerin içeriği nedir? Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Asıl olan milletvekili dokunulmazlığıdır. Anayasamızda milletvekili dokunulmazlığı getirilmiştir. Devlet intikam duygularıyla yönetilmez. Aklı selimle yönetilir. Ama bir şey daha var. Bugüne kadar gördük ki Bazıları bu milletvekilliği dokunulmazlığı konusunda normal milletvekillerinden daha imtiyazlı. 17-25 Aralık yolsuzluklarında, daha sonra o dönemde sorumlu olan e, bakanlar kesintisiz aklandı ve kesintisiz dokunulmazlık kazandılar. Ben merak ediyorum, bu soruları sürekli bize yönelten basın organı neyi bulmaya çalışıyor? Şu soruyu, şu meseleyi yani hem sürekli dokunulmazlık kazanan hem de bu paraları buraya FETÖ koymuştur deyip daha sonra o paraları faiziyle birlikte alıp cebe indirenlerin hesabını neden sormuyor? Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Eee soru şöyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan geçen hafta bir il kongresinde ABD'ye NATO müttefikimiz iseniz bizim yanımızda olmak zorundasınız demiş, sert çıkmıştı. Dün ise üslubu daha yumuşaktı. İki ülke ilişkisinde kazan kazan temelinde müttefiklik için Türkiye üzerine düşeni yapacaktır dedi. Bu iki üslup arasındaki farkı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla <laughs> hayretle biraz da gülerek değerlendiriyoruz. Sayın, er Sayın Erdoğan görebildiğimiz kadarıyla hala da Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı. Bildiğimiz kadarıyla bu görevinden istifa etmedi. Hatırlarsanız bu görev çerçevesinde bizim belirli görevlerimiz var diyordu. Ama anlaşılan şimdi Beyaz Saray'dan Bob eş başkanı olarak bilgi almakta zorlanıyor. Onun için de üslubunu yumuşatma ihtiyacı hissediyor. E bu ülkede zaten dış işleri devre dışı. Tek adam Washington'dan esen rüzgarlara göre eğilip bükülüyor. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. FETÖ'cü Albay, e, Serdar Atasoy yaşta nasıl yükseldi sorusuna. Bakan Hulusi Akar terfi öncesinde bilgi belgelerinde olumsuzluk yoktu. Terfiye engel yoktu dedi. Siz bu cevabı yeterli buldunuz mu? Nasıl yeterli bulalım? Yani bu FETÖ'cü albay hakkında belli tahkikatlar zaten daha önceden yapılmış. Kara Kuvvetleri Komutanımız da bu kişi hakkında gerekli uyarılarda bulunmuş. Buna rağmen önce Yüksek Aksili Şura'da bu şahıs paşa yapılmış. Ondan sonra daha da kötüsü kara kuvvetleri komutanlığa istihbarat daire başkanlığı gibi son derece stratejik bir göreve atanmış. Bu atamaların altında kimin imzası var? Anlaşılan daha hala ordumuzun içinden FETÖ örgütünün unsurları temizlenememiş. Yine öyle gözüküyor ki bu askerin general yapılmasında istihbaratın başına getirilmesinde bu kararların altına imza atan ve uzunca bir süredir FETÖ'nün siyasi ayağıdır deyip cevap alamadık, alamadığımız kişilerin imzası var. Tekrar söylüyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı yaş kararına rağmen bu FETÖ'cüyü istihbarat daire başkanı görevine başlatmamış. Tedbirli davranmış. Milli Savunma Bakanı Kara Kuvvetleri Komutanı'nın sahip olduğu hassasiyeti neden göstermemiş? Milli Savunma Bakanı Kara Kuvvetleri Komutanı'nın sözlerine neden itibar etmemiş? Bu atamaya müdahale eden FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Bunları öğrenmek milletimizin hakkıdır. Efendim, A haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Bir <laughs> soru şöyle. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Kemal Derviş üzerinden size yönelik bir takım eleştiriler yöneltti. Sizin bu konuda bir yorumunuz olacak mı? Yani Sayın Bahçeli'nin sözlerini ciddiye almıyorum. Ama şunu da hatırlamadan geçemiyorum. Herkesten Cumhurbaşkanı olur, Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyen Sayın Bahçeli değil mi? Sonra kendisini Cumhurbaşkanlığına taşıdı. İstanbul seçimlerinde bölücü terör örgütü ele başından mektup istemeyi içine sindirdi. Uygur Türkleri mezalime uğrarken iki kelam dahi edemedi. Süleyman Şah Türbesi'ni sırtlayıp kaçanlara önce demediğini bırakmadı, sonra onlarla suç ortağı oldu. Açık söyleyeyim. Ve en sonunda da bunların hesabını soramayan Bahçeli şimdi kalkmış, kendi onayıyla bakanlık makamına gelen Sayın Kemal Derviş'ten hesap sormaya kalkıyor. Kusura bakmayın ama bu bunların ciddi alınır bir yanı yok. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li dirayet dilen Taşdemir'in garaya gittiğini söylemiş ve Taşdemir hakkında soruşturma başlatılmıştı. Siz Taşdemir'in garaya gitmesine ne diyorsunuz? Hakkında bir fezleke gelirse parti olarak bu konudaki tavrınız ne olacak? Şimdi milletvekili diyor ki ben gitmedim. İçişleri Bakanı diyor ki gitti. Önce bir dosya ortaya çıksın. Ondan sonra gerekenler konuşulur. Teşekkür, Teşekkür ediyorum arkadaşlar.